Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğneoları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi size bugün iki renkten tonlama yaptım, bir model çalışacağız beraber. Modelimiz arkadaşlar şu şekilde, modelimiz bu fıstık modeli, kenarında sık iğneli yapraklar ve sık iğneli trabzanlarla beraber ikisi tamamlıyor arkadaşlar modelimizi. Modelimiz çok zarif, çok şık bir model arkadaşlar. Şimdi modelimizin yapımına geçelim. Evet arkadaşlar, ikişer zincir çekerek tığ battılarımızı hazırlıyoruz bu şekilde ve buralara tekli trabzanlar yapıyoruz. 10 tane yaptım ben arkadaşlar. Toplamda arası 12 tane olacak. Bir defa tığımın başına doluyorum. Bu şekilde tığ battıma girdim. 2 olarak alıp trabzan yapıyoruz. Yeni başlarken de aynı şekilde başlıyoruz arkadaşlar. Sık iğneye batıp 2 zincirle çıkıp trabzan yapıyoruz. Ve şimdi 4 zincirimi bu şekilde kapattım. Evet arkadaşlar, 11 oldu. Şimdi bir tane daha yapalım, 12'ye tamamlayalım. 4 zincirimi trabzanıma kapattım. Şimdi buraya 3 tane kutucuk yapacağız. 2 zincir çekiyorum, bir defa doluyorum, tığ battıma girdim, 2 olarak aldım, 2 zincir, bir defa doluyorum, yuvaya girip 2 aldım, tekrar 2 zincir çekiyorum, 3. kutucuğumu buraya yaptım arkadaşlar. Bu şekilde buraya 3 tane kutucuk yaptık. 7 tane zincir çekiyorum, 7 zincirimi döndüm ve buradaki ilk kutucuğuma kapattım. 3 zincirle düz yüzüne dönüyorum tekrar. Bu yapmış olduğum 7 zincirli yuvanın içine girdim. Bir defa tığımın başına doluyorum. Yuvaya girdim. 1, 2, 2. Bu şekilde arkadaşlar bir trabzan yapıyorum. Ve 4 tane zincir çekip yine trabzan arama girip kapattım. Buraya sık iğne yapıyorum. 1, 2. Üçüncüyü de yuvada yapıyorum arkadaşlar. Bu 7 zincirli yuvada. Buraya sık iğneli trabzanımızı yapmış olduk. 4 zincir çekiyorum. Döndüm arkadaşlar. Ve bu yapmış olduğum 4 zincirli trabzanın içine 4 zincir kısa oldu arkadaşlar. Bir tane daha çekelim. 5 olsun zincirimiz burada. 5 zincirle trabzan tepesine kapattım. Sık iğne ile arkadaşlar buraya tutturdum. 4 zincir, 1, 2, 3, 4 zincir. 4 zincirimi döndüm düz yüzüne. Yine aynı şekilde buraya kapattım arkadaşlar. Tomurcuk yaptım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Evet arkadaşlar, 5 tane buraya sık iğnemizi yapıyoruz. 6.'yı da yuvada yapıyoruz bu şekilde. 7 zincir çekelim arkadaşlar. Dönelim. Bu 4 zincirli yaptığımız tomurcuğun içine girdik. Sık iğne ile kapattık. Tekrar girelim. Tek katta çıktı arkadaşlar. Buraya 4 zincirimi çektim. Döndüm yine düz yüzüne. Aynı şekilde kapattım buraya. Şimdi buraya 7 tane sık iğne yapacağız arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 8.'yi de yuvada yapıyorum bu şekilde. Yaprağımız tamam oldu arkadaşlar. Bu şekilde sık iğneli yaprağımızı yapmış olduk. Tekrar 2 zincir çektim. Bir defa doladım. Yuvaya girdim. 2 2 aldım. Buraya yine küçük bir trabzan yaptım. 5 ya da 6 arkadaşlar. 5 zincirimi çekip trabzan arama kapattım. Bu da fıstığımız için yuva arkadaşlar, bu şekilde. Buraya 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 Üçüncüyü de yuvada yapıyorum. Burasını da sık iğneyle yaptık arkadaşlar. Sık iğne ile indik yani. Bir tane de arkadaşlar trabzan seviyesine inmek için bu yaptığım trabzanımın içine de sık iğne ile girdim. Bir tane zincir çekiyorum. Bir defa doluyorum. Buraya hemen yandaki yere 2 2 alarak kutucuğumu yaptım arkadaşlar. 4 zincir çekiyorum. 1 2 3 ve 4. 4 zincirimi çektim. Trabzanıma kapatıyorum bu şekilde. Tomurcuk yaptım. Bir defa doladım. Yine arkadaşlar bu ara suyundaki tomurcuk işlemine geçiyoruz. 2 2 olarak aldım. Şimdi arkadaşlar şu arayı, yani 12 tane tomurcuklu trabzan mesafesini yapacağız. 1 2 3 4 zincir. 4 zincirimi kapattım. Buraya bir tomurcuk yaptım. Bir defa doluyorum. Yuvaya girdim. Daha doğrusu tığ battığının içine girdim arkadaşlar. Dilimiz yuvaya alışmış. 4 zincir kapattım buraya. Bir defa doladım. Yuvaya girdim. 2 2 olarak aldım. 3 tane buraya tomurcuklu trabzan yaptık. 4 zincir kapattım. Bir defa doladım. Yandaki tığ battığı 2 2 girdim. 1 2 3 4 zincir tomurcuk yaptım. Bir defa doluyorum. Yuvaya girdim. 2 2 olarak aldım. 1 2 3 4 zincir kapattım. Tomurcuk yaptım. Bir defa doluyorum arkadaşlar. Tığ battılarıma bu şekilde tomurcuklar yapıyorum. 6 tane oldu. Bu 7. Bu şekilde arkadaşlar tam 12 tane yaptıktan sonra ara mesafesini yine bu yaprağımızı yapıp çiçeğimizi kuracağız arkadaşlar. Şimdi model amaçlı olduğu için ben burada bırakıyorum. Siz devam ettirirsiniz. Evet, bir zincir çekiyorum. Bu şekilde ipimi kopardım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi fıstığımızı yapmış olduğumuz bu 5 zincirli yuvamızın içine yapacağız. Sık iğne ile girdim. Kapattım buraya. Buraya 7 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 zincirimi çektim arkadaşlar. Bu şekilde parmağıma yatırıp altından şöyle sıkıca bir ilmek aldım, çektim. Bu 2. Baştaki ipimizle beraber. 3, 4, 5. Bu şekilde arkadaşlar alttan girip buraya bir zincir çekiyorum. Alttan girip buraya bir zincir çekiyorum. 7. Alttan girip zincirimi çekiyorum. 9 ve 10. 10. Bu şekilde arkadaşlar tığımıza diziyoruz ilmeklerimizi. 11 12 12 13 14 15 16 17. Bu şekilde 17 tane ilmeğimi topladım ve kapatıyorum arkadaşlar. Yani hepsini ilmeğini çekiyorum demek istedim. Bu şekilde çektim. Sonra bu 5 zincirli yuvaya girdim. Bu yaptığım, şu ipi de tutamadım. Bu yaptığım yuvadan arkadaşlar bir ilmek alıp buraya kapatıyorum. Sonra bu 2 ilmeği, yani buraya tutturuyorum bu şekilde. Sonra buraya bir zincir çekip sıkı sıkı dibine bu şekilde arkadaşlar şöyle çeviriyorum fıstığımı. Fıstığım gördüğünüz gibi yuvarlak güzel bir şekilde oldu arkadaşlar. Buraya 2 zincir çekip ipimi koparıyorum. Evet arkadaşlar, fıstığımızı yaktık iplerine. Arka tarafına şimdi çevirelim. Buradaki 5 zincirli yeşil yuvanın içine girip bir tane bu şekilde bir sık iğne yapıyorum arkadaşlar. İpimi tutturdum hem de buraya bu şekilde. Şimdi ben buraya 18 tane zincir çekiyorum. 2, şunu şöyle yapalım görüntü için. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. 18 tane arkadaşlar ilmek yaptım. Fıstığın öbür tarafındaki bu şekilde yeşil yuvasından girip buraya bu çektiğim zincir arkadaşlar bu şekilde tutturuyorum. Sık iğne ile gördüğünüz gibi şöyle yakından. Ve şimdi arkadaşlar düz yüzüne dönüyorum. Düz yüzüne döndüm. Buraya bu şekilde bir sık iğne yapıyorum. Bakın 18 zincir bu fıstığımızı kapladı arkadaşlar. Şöyle daha iyi. Tam böyle kaplayacak arkadaşlar. Ne fazla ne daraltacak. 18 zincir ipin kalınlığına inceliğine göre değişebilir ama yine de ölçüp yapabilirsiniz arkadaşlar. 3 zincirimi çektim. Bir defa doladım. Bu yuvaya girdim. 1, 2, 2. 3 seferde aldım. Buraya 3 zincir çektim. Trabzanın arasına bu 3 zincirimi kirpik olarak kapatıyorum. Yine arkadaşlar 1, 2. Trabzanımın arasına 2 sık iğne yapıp 3. sık iğnemi de bu şekilde burada yaptım. Bakın arkadaşlar aynı büyüklükte. Yine 3 zincirimizi çekiyoruz. Bir defa doluyoruz. 1, 2, 2. 3 seferde bir trabzan yapıyoruz. Tekrar 3 zincir. Bu şekilde 8 tane arkadaşlar sık iğneli trabzan yapıyoruz. 2 sık iğne 3. yuvada bu şekilde. 1, 2 zincir, bir defa 3 zincir, bir defa doluyorum. 1, 2, 2. Bu şekilde arkadaşlar ben 8'e tamamlayayım. Evet arkadaşlar bu şekilde 8 tane sık iğneli trabzanımı yaptım. Ve son olarak bu yeşil yuvanın da içine giriyorum. Ve sık iğne ile bir zincir çekiyorum arkadaşlar. İpimi kopardım. İpimi arkada yakıp geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde. Yaprağıyla, çiçeğiyle böyle güneş gibi çok hoş bir model oldu. Çıtı pıtı bir model oldu. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.